Kötü haber Şule Yükselşenler'den geldi. 60'ların önemli bir aktivisti aynı zamanda Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan romancılarından da biriydi. 60'larda mütedeyyin kadının sesi olarak aynı zamanda yüz binlerin milyonların belki de temsilcisiydi. Şule Yükselşenler'i kaybettik. Şule Yükselşenler bir süre önce solunum enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavisini başlanmıştı. Fakat verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kayseri'de 29 Mayıs 1938 yılında dünyaya gelen yazar kendi kendini yetiştirdi. Yazarlığa ilk adımını Yelpaze dergisine gönderdiği yazıların yayınlanmasıyla attı. 21 yaşındayken kadın gazetesinde duyuşlar köşesini yazmaya başladı. Daha sonra Peyami Safa gibi dönemin ünlü yazarlarının da içinde bulunduğu Yeni İstanbul gazetesinin gençlik köşesinde yazdı. Yurt çapında verdiği konferanslarla İslamiyet yolunda doğru bildiklerinden ödün vermeyerek anlattı ve Müslüman kadınların sesi oldu. Yazdığı yazılarından ve konuşmalarından dolayı hakkında onlarca dava açıldı. Düşüncelerini roman yazarak halka ulaşmaya başaran yazarın Huzur Sokağı adlı eseri 1 milyondan fazla sattı. Kadın hareketliliğiyle bir döneme damgasını vuran ve Türkiye çapında verdiği konferanslarla başörtülü genç kadınlar arasında rol model olan ünlü yazar Şule Yüksel Şenler bir süredir yaşam savaşı veriyordu